Hoş geldin Burcu, iyi akşamlar. Hoş bulduk Zeynep. Günü kapatıyoruz beraber seninle yine. Burcu, şimdi bu hafta biliyorsun yani yine Fed meselesi küreselde, biraz küresel konuşalım. Borsa İstanbul'u epey konuştuk, 5'te de konuştuk. Fed'in ne yapacağı bekleniyor, ihtimaller fiyatlanıyor ve tabii ki yani tüm bunlar konuşulurken bir numaralı konu enflasyon. Yani Amerika için de öyle, Avrupa için de öyle. Şimdi enflasyonun bir doğal sebepleri, öyle diyelim, öyle ifade edelim, var. Bir de bir kavram var. Daha böyle suni diyebileceğimiz bir kavram. Greedflation adı da. Son dönemde yine böyle çok bahsi geçer oldu. Özellikle bu yapışkan enflasyon meselesinde greedflation ne kadar etkili, ne kadar belirgin bir kavram, ne demek? Biraz üstünde duralım mı? Tamam. Şimdi greedflation nedir? İlk önce onu bir tanımlayalım. Aslında birçok, belki birkaç tane tanım var ama fırsatçılık enflasyonu ya da enflasyon fırsatçılığı, her ikisi de olabilir. Açgözlülük enflasyonu gibi açıklanılıyor. Şimdi bu enflasyon nöbetleri diyeyim, bu yıllardır görülen bu enflasyon artışlarından sonra tabii bu açıklama arayışına yol açıyor. En çok kimi? Ekonomistleri, piyasa katılımcılarına. Şimdi bunun 3 tane aslına bakarsan açıklaması bulunuyor. İlk önce tabii pandemiden bu yana alacak olursak bunu, ilk önce kopan tedarik zincirleri bir numaralı enflasyon sebebi oldu. Daha sonrasında para arzının artması, büyük harcama yapan hükümetler, paranın bollaşması enflasyona yarattı. En son 3. ve en önemli, belki hala hayatımızda olan bacağı, çünkü artık tedarik zincirleri kalktı, para arzı yavaş yavaş piyasadan çekiliyor, para çekiliyor. Fakat artan ücretler ve şirket karları, özellikle şirket karları tarafı hala bu greed inflation, yani açgözlülük enflasyonunu oluşturan en önemli bacak olarak karşımıza çıkıyor Zeynep. Burada kurumsal kar marjlarındaki artış özellikle en çok fark edilen ve bu diğer sorunların kalkmasıyla beraber şu an mercek altında olan konu diyebilirim sana. Şimdi bu bir araştırma var Bloomberg'da, ondan bahsedeceğim. Benim baktığım bu her aslında hafta sonunda bir önemli bir konu üzerine yapılıyor. Şimdi tekrar enflasyon yerin gelecek olduğu için bu biraz da aslına bakarsan enflasyon nereden nereye gidebilirin cevabı. Şimdi şirket karları 2000'lerin başından beri aslına bakarsan çok ciddi oranda artmaya devam ediyor. 2023'ün şu anda ilk çeyreğiyle beraber 2022'nin zirvesine göre biraz daha azalmış durumda. Ancak yine de tarihi ortalamalarının zirvelerinde seyrediyor. Bunu ekonomistler şöyle açıklıyor. Şimdi her kar marjı ortalamaya döner fikrini savunuyorlar. Fakat yüksek karlı bir sektör artan kar marjları beraber, yani rekabetle beraber eski seviyede ortalamalarının biraz daha geri çekilmesi gerekiyordu. Ancak pandemiden sonra enflasyon artışlarından beri yüksek faiz oranlarına rağmen hala eski seviyelerinin üstünde seyrediyor. Dolayısıyla bu da aslında şöyle açıklanıyor. Firmalar kendi ürünlerine zam yapıyorlar, ücret artış yapıyorlar ve bunun aslında bir kısmını hem monopoli oldukları için, hem tekil oldukları için, hem belki rekabetçi, çok fazla rekabet kendilerinde olduğu için, rekabet gücü bundan dolayı yapıyorlar. Bir de aslında enflasyonun artacağı beklentisiyle zam yapıyorlar. Bu belki çok adil bulunmuyor. Şimdi bununla ilgili piyasa katılımcılarına sormuşlar, enflasyonun ne zaman içerisinde %2 seviyesinin altına düşmesini bekliyorsun diye yönetmenimizden rica edelim. Şimdi burada bir yıl içerisinde düşmesinin yaklaşık %8.7. Az önce söylediğim beklenti kısmı buydu aslında. Çok az bir kısmı bir yıl içerisinde %2'nin altına düşmesini bekliyor. Yani enflasyonu yaratan biraz da beklentinin beklentisi gibi. Yani evet, öyle açıklamaya çalışırsam daha büyük bir kısmı 2 yıl ve üzerinde diyeyim. Daha sonrası işte %35'lik kısmı 5 yıl içerisinde, %10 küsür, 10,5 galiba da 5 yılın üzerinde. Yani bu aslında buradaki en büyük pastayı alan dilime baktığımız zaman 45 ile 35, yani 2 ila 5 yıl arasında bekliyor Zeynep. Dolayısıyla aslına bakarsan şimdi dedik ilk sorunlar kalktı ortadan dedik. Enflasyonu yaratan ne diyoruz? İşsizlik tarafında ücretler, daha sonrasında şirket karları. Şirketler daha çok kar etmek istedikçe ürünlerine zam yapıyorlar ve bundan bu araştırmada en çok
kimin aslında kar ettiği ve kimin öne çıktığı tekrar sorulmuş. Burada bu grafiği yapmadım ama birinci sırada %67 oranıyla perakende geliyor. Daha sonrasında bu zincirde yine teknoloji şirketleri geliyor. Daha çok ufak bir kısmı bankalar ve diğerleri geliyor. Ve aslında hisse senedi seçimlerinden de ve şunu da soruyorlar katılımcılar. Bunu neden tercih ettiniz diyorlar perakende sektörünü. Çünkü fiyatlarını hemen yansıtabildiğini düşünüyorum diyor. Yani enflasyon varsa direkt onu perakende sektöründeki şirket hemen fiyatına enflasyon geleceği beklentisi ile bile yansıtabiliyor. Bunun için tabii neler yapılabilir, neler yapılamaz? Evet, bu soru da buydu. Şimdi diyor ki şirketler kar edebiliyor mu sizce diyor. Kurumsal yatırımcılara soruyorlar. Evet, edebiliyor. Çok büyük bir kısmı edebiliyor diyor. Fakat bu karlıları korumak için merkez bankaları faiz oranlarını yüksek tutmaya devam etmeli mi diyor. Burada %25'lik bir kısmının özellikle merkez bankalarının artık duraksaması gerektiğini, %75'lik bir kısmında %75'lik bir kısmı artık duraksaması gerektiğini, %25'lik bir kısmı sadece durmaması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla aslına bakarsan piyasada biraz bunun farkında gibi. Hem kurumsal tarafta hem özellikle ekonomistler tarafında. Şimdi burada bunun aslında çok basit bir tanımı var. Satıcı enflasyonu diyorlar buna Zeynep. Ve dar boğazların geçici tekel gücü yaratını bunu yalnızca kârı korumak için değil, aynı zamanda kârı arttırmak için de fiyatları güvenli hale getirebileceğini söylüyor. Çünkü normallerine çekilmesi lazım. Ama bu kârlar sürekli arttığı için satıcı enflasyonu oluyor ve sadece satıcıdan kaynaklanan aslında bir ücret artışı yaşanmış oluyor. Ve bu tabii ki marjlar yüksek seviyesine gelmeye başlıyor ve COVID öncesindeki seviyelerin de üstüne çıkmış durumda. Peki ne yapılabilir diye düşünüyor. Birincisi bunun şunu da sorulmuş. Aç gözlüklü enflasyon uzun süreli bir yapışkanı yol açmayabilir diye söylüyorlar. Enflasyon düştükçe bu arada. Antitrust yasaları bir de bunun aslında çözümünün bu Merkez Bankası politikalarının dışında özellikle kurumsal vergilerin artırılmasıyla yani bununla çözebileceği. Yani ne kadar Merkez Bankası faiz artırırsa artırsın firmalar bunu yapmaya devam edebilir. Bunu ancak daha konvansiyonel yöntemlerle çözülebilir. Merkez Bankası faizi artırdıkça aslında daha başka şeyleri bozuyor. Bunu başka şekilde düzeltmeli diye genel olarak bu katılımcı anketini bu şekilde özetleyebilirim Zeynep. Burcu çok teşekkürler.